Değerli izleyenler, İran'da Nisan ayının sonunda medyaya sızan ve Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'e ait ses kaydı ülkede deprem etkisi yaratmıştı. O ses kayıtlarında Amerikan siyasetinin önemli isimlerinden John Kerry ile ilgili de söylemler vardı. Peki bu ses kayıtları Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl bir etki yarattı? Şimdi bunu öğrenmek için dış politika analisti Ali Çınar'a bağlanacağız. Sayın Çınar, merhabalar. Hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Hoş bulduk Fulya Hanım, yayınlar diliyorum. Ali Bey, şimdi Amerika'daki ses kayıtlarıyla ilgili son durum nedir? Yani hem siyaseten hem de Amerikan basınında nasıl yansımaları oldu? Amerikan siyasetinde bilhassa cumhuriyetçi kanatta çok tepki yarattığını söyleyebiliriz. Birçok cumhuriyetçi kongre üyesi Kerry'nin istifasını istedi. Hem demeçlerle hem de 19 tane cumhuriyetçi senatör Joe Biden'a mektup yazarak Kerry'nin Zarif'le olan konuşmasının soruşturmasını ivedilikle istediklerini belirten çok ağır bir mektup yolladılar. Yani genel olarak cumhuriyetçilerde sert bir tepki olduğunu görüyoruz. Amerikan medyasında demokratlara yakın birçok medya bu konuyu geçiştirdiğini belirtebilirim. Cumhuriyetçi kanata yakın medya bu konuyu gündemde tutuyor ve Kerry'nin acilen istifa etmesi gerektiğiyle ilgili son 3-4 gündür de yazılar artmış durumda. Ama genel olarak Amerikan medyasında büyük bir konu olarak da işlenmediğini belirtebilirim. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Pompeo da sert şekilde Kerry'yi eleştirdi ve istifa etmesi gerektiğini söyledi. Yine İsrail'le yakın olan bir isim Nick Haley, eski Birleşmiş Milletler temsilcisi, İsrail'e ihanet edilmiştir diyerek o da Kerry'nin istifasını çağrısında bulundu. Peki Kerry kanadından bir açıklama var mı, bir değerlendirme? Kerry açıklama yaptı hemen, hem sosyal medyadan hem de resmi olarak, demeç olarak kesinlikle bu konunun doğru olmadığını, yani böyle bir görüşmede bu konunun gündeme gelmediğini ve böyle bir gizli bilgiyi İran Dışişleri Bakanı'yla paylaşmadığını belirterek yalan söyleniyor açıklamasında bulunduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da bir sürpriz yok. Olabilir, yani bunlar kayıtlarda vardır tarzında yalanlamayan bir açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yani bunlar çok sürpriz olmaması gerekiyor tarzında dışlarından bir açıklama var. Ama genel olarak hem Biden yönetiminde hem de Demokrat kanada yakın medyada bu konu çok gündemde değil. Aynı zamanda Amerikan Başkanı Joe Biden'ın iklim temsilcisi olan John Kerry hakkında soruşturma başlatması istenmişti. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Şimdi cumhuriyetçiler bu konuda çok baskı yapıyorlar Biden yönetimine. Ama Biden yönetiminin böyle bir adım atacağı beklenmiyor. Zira Kerry Obama döneminde de Dışişleri Bakanı ve Biden'a yakın bir isim olduğu için çok güçlü bir isim. Demokratlar sahip çıkmış durumdalar. Ancak bir ihtimal kongrede belki açık oturumda bu konuyla ilgili bilgi vermesiyle ilgili bir çağrı olabilir cumhuriyetçi kanatta. Ama tahminimizce bu konu kapanacak. Ve Kerry iklim konusunda çalışmalarına devam edecek gibi görünüyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden dış politika analisti Ali Çınar yayınımıza bağlandı. Şimdi devam edelim efendim.